Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı 2. Mahmut döneminde 1831 yılında yapılmıştır. Bu nüfus sayımı askeri amaçlı olduğundan sadece erkekler sayılmıştır. Cumhuriyet döneminde 1927 yılında yapılan sayımlarda ülkenin toplam nüfusu, kadın ve erkek nüfus oranları, yaş gruplarına göre nüfus dağılışı, nüfusun sosyoekonomik yapısı gibi bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Nüfus sayımlarıyla ilgili olarak verilen bu bilgilere bakılarak çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Bir eski sayımlarda insan devlet için vardır anlayışı hakimken yeni sayımlarda devlet insan için vardır anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Ki doğru. Daha önce daha çok devlet ve vergi kısmı, askeri amaçlı kısım dikkate alındığı için insan devlet için vardı. Ama özellikle olarak günümüzde baktığımızda birçok özelliği al alarak ya da dikkate alarak devlet insan içindir anlayışı hakim olmaya başlamış. 2. Eski nüfus sayımlarında nüfus daha çok ülke savunmasına vereceği katkı olarak değerlendirilmiş. Doğru yine yukarıdan erkekler sayılmış askeri amaçtı. 3. Cumhuriyet dönemindeki nüfus sayımlarında nüfusun potansiyel olarak nitelikleri de ortaya konulmaya gayret edilmiş. Çünkü kadın erkek gibi ya da sosyoekonomik yapı gibi durumları dikkate aldığımız için bu da geçerli oldu. E şıkkını yani 1, 2 ve 3'ü doğru olarak almış olduk. Türkiye'de sıcaklık ve yağış koşulları elverişli olmasına rağmen nüfusun seyrek olduğu alanlar vardır. Yükselti ve eğimin fazla olması tarım, ticaret, ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri sınırlandırdığı için nüfuslanma böyle alanlarda azalmıştır. Haritada verilen numaralanmış yerlerden hangisinin bu özellikle bir alan olduğu söylenebilir? ki Verilen alanlar içerisinde sıcaklık ve yağış koşulları elverişli diyor ama nüfus seyrek diyor. E buna göre 2 numarayı alamayız çünkü burada yağış azlığı, iklimin uygun olmama durumu söz konusu. Bunun yanında 4 numaraya baktığımızda aşırı sıcaktan dolayı nüfuslanma e, seyrek olabiliyor. Yani iklim yine sıcaklık ve yağış koşulları elverişsiz. 5'te yine sıcaklık koşulları e, soğuk bir iklim hakim genel olarak. E bu da yine iklimin uygun olmadığı bir yer. Geriye 1 ile 3 kaldı. 3'te zaten nüfus seyrek değil. Adana çevresinde tarıma bağlı nüfus yoğun. O yüzden nüfusun seyrek olduğu bir yer aradığımız için bunu da elemiş olalım. 1 numaralı alana baktığımızda Akdeniz iklimi görülüyor. Ama yer şekillerinden dolayı Menteşe yöresi, Muğla çevresi yer şekillerinden dolayı nüfus seyrek. Yani yukarıdaki duruma birebir uyduğu için doğru cevabımız 1 numara A şıkkı olarak değerlendirilebilir. Yukarıdaki haritada koyu renkle gösterilen alanlarda nüfusun az olmasında faktörlerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir? Ki bu alanlarda yükselti eğim engebe fazla. O yüzden tarım alanlarını sınırlandıran bir durum ortaya çıkıyor. Yağışların yetersiz olması denmiş değil. Çünkü yağışlar burada yeterli. Türkiye'nin fazla yağış alan yerleri arasında sayılıyor bu alanlar. Hakkari olsun, özellikle Artvin çevresi olsun. Ulaşımın gelişmemesi tabii eğim ve engebe fazlaysa ulaşımda çok fazla gelişmiyor. O yüzden 1 ve 3'ü aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda Türkiye'de yıllara göre nüfus artış hızını gösteren bir grafik verilmiştir. Yalnızca grafikteki verilenlere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ki burada baktığımızda e, özellikle nüfus artış hızı binde olarak verilmiş. Buradan bunu net bir şekilde görüyoruz. Buna göre yalnızca grafiğe bakarak değerlendirme yaparsak 1940-45 yılları arasında nüfus sayısında ciddi bir azalma yaşanmıştır nüfus değil nüfus artış hızında bir azalma var. Nüfus artış hızı eksi değerlere düşmedikçe artıda oldukça nüfus sürekli artar. O zaman buna normalde ulaşamadık çünkü nüfus artış hızı sayısı değil hızı azaldı. 2. Yıllara göre nüfus artış hızında değişmeler olmuş. Nüfus artış hızı bazı yıllar azalmış bazı yıllar artmış bu değişimler olduğunu gösteriyor. 3. Türkiye'de nüfus artışında zaman zaman dış göçlerin etkisi olmuştur. Yine grafiğe bakarak ben buradan bunu çıkartamam yalnızca grafikten. O yüzden değişimleri gördüğüm için yalnız 2 B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin nüfusu 1927-1960 yılları arasında genel olarak hızlı bir şekilde artarken 1960'lı yıllardan sonra nüfus artış hızında bir yavaşlama olmuştur. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? Sosyoekonomik yapıda değişimlerin yaşanması ki insanların özellikle yaşam tarzlarının değişmesi. Bunun yanında işte bazı aile kısmında daha da küçük ailelerin olması gibi birçok etkeni sayabiliriz. Kadınların iş hayatında aktif rol almaya başlaması ve daha aktif bir şekilde kadınların çalışması da bu durumu etkiledi. Kadın ve erkeklerde evlenme yaşının yükselmesi yine etkiledi ki evlenme yaşı yükseldikçe nüfus artış hızına bir düşüş meydana geliyor. Gebeliği önleyici ilaçların satışının yasaklanması değil ki bunların daha fazla e, piyasada olması e, doğum oranlarını arttıran bir etkendir. Ki yasaklanması durumu nüfus artış hızını daha da arttıracaktır. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Devletin aile planlaması yönelik uygulamaları ki bununla ilgili işte bazı gebeliği önleyici ilaçların e, ya da bilinçlendirmelerin yapılması da orada etkili olmuştu. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde nüfus diğer yerlere göre daha seyrektir? Ki burada baktığımızda bir numara Samsun çevresi nüfus yoğun, tarım gelişmiş, ulaşım gelişmiş. 2 numara Kocaeli çevresi sanayi gelişmiş, ulaşım gelişmiş, yoğun nüfus. 4 numara İzmir çevresi yoğun nüfus. 5 numara Ankara çevresi yoğun nüfuslu ama 3 numara Yıldız Dağları ve çevresi ki burada seyrek nüfuslanma söz konusu dağlık engebeli ve ulaşım yollarına uzak kaldığı için. O yüzden doğru cevabımız burada 3 numara C şıkkı oldu. Türkiye'de illere göre nüfus yoğunluklarını gösteren yukarıdaki haritaya bakılarak aşağıdaki illerin hangisinde nüfusun daha seyrek olduğu söylenebilir. Şimdi bakıyoruz. Burada koyulaşan renklerde nüfus daha yoğun bir şekilde gösterilmiş. Aydın'a bakarsak e, bir tık daha böyle pembeye yakın bir renk. Antalya'ya bakarsak e, bir tık daha yine pembeye yakın bir renk. Şanlıurfa'ya baktığımızda bir, tak, bir tık daha açık bir renk. E, Sivas'a bakıyoruz daha açık. Konya'ya bakıyoruz yine açık renkte gösterilmiş. Ki buna göre en seyrek olan tabii en açık renkte olan kısım Sivas olduğu için burada diğerlerine kıyasla o yüzden daha seyrek olan yeri Sivas olarak değişik olarak dikkate almış olduk. Ülkemizde nüfus bakımından seyrek olan alanlardan biri de Tuzgölü çevresidir. Bu bölgede nüfusun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Tuzgölü ve çevresi az yağış alan yerlerdendir. Ki az yağış aldığı için tabi tarım bakımından çok da verimli olmuyor bu tür alanlar sulamada gerekiyor e, su imkanı yoksa orada verim de düşük oluyor. O yüzden yıllık yağış miktarının az, kuraklığın yine fazla, toprakların verimsiz olması doğru cevap olarak burada temel sebebi C şıkkı olarak değerlendirmiş olduk. Türkiye'de sanayileşmenin olduğu alanlarda iş olanakları da fazla olduğu için bu yerlerde nüfuslanma yoğun olarak görülür. Buna göre yerlerinden hangilerinde nüfuslanmanın fazla olduğu söylenebilir. İstanbul Kocaeli arasında nüfus oldukça yoğundur. Sanayileşmiş, ulaşımın geliştiği, ticaretin geliştiği bir alan. Taşeli platosu karstik arazi dağlık engebeli olması nedeniyle seyrek nüfusudur. Fethiye, Muğla çevresi ki bu alanlar yine dağlık engebeli alanlar olduğu için ee, daha az seyrek nüfusudur. O yüzden burada yalnız biri A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Doğu Karadeniz, Kıyısı yoğun nüfuslanmış olmasına rağmen kıyıdan iç kesimlere doğru geçildiğinde nüfus yoğunluğunda önemli bir azalma görülür. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Burada özellikle dağlar kıyıya paralel uzandığı için iç kesimlere nemli havanın etkisi giremiyor. Kıyıda daha ılıman bir iklim ki tarımsal verim daha yüksek kıyı kesim için düşündüğümüzde. Bunun dışında e, baktığımızda kıyıda ekonomik faaliyet çeşidi bir tık daha fazla oluyor. O yüzden dağlara e, dağların kıyıya yakın ve paralel şekilde uzanması burada kıyıda toplanmasında en önemli etkendir. Kıyı kesiminde çok verimli toprakların bulunması yine etken ama işte onu sağlayan faktörü burada düşünmek gerekiyor. Dağların kıyıya paralel uzanması ve yağışın yine kıyıda toplanması, iç kısmın daha çok karasal iklime sahip olması şeklinde. Yaz turizmi zaten burada çok fazla gelişmemiş. Ormandan iç kesimde yerleşmeyi engellemesi tabii ki bir etken ama baktığımızda temel etken de biz yine orada o iklimi sağlayan, o faktörleri sağlayan dağların uzanışı olarak aldık. B şıkkı doğru cevabımız oldu.